Hanımlar, beyler, herkese selamlar. Ben Deniz Taşkafa. Yeni bir bölüm hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen bölüm tarlalarımızı yeniledik. Sanayi sağ tarafa doğru biraz daha kaydırdık. Ee, bu bölümde geçen bölüm imha ettiğimiz toplu taşımaları daha düzenli bir şekilde inşa edeceğiz. Öncelikle toplu taşımalar için bir merkez inşa edelim. Ee, bu merkez arkadaşlar öyle bir olmalı ki. Bakın buraya kadar böyle geliyor ya. Şöyle düz gidecek örneğin. Onu düz götürmeyeceğim. Şimdi İlk etapta 3 şeritli bir yolumuz olacak. Şu şekilde. Tamam. Bu 3 şeritli yolumuz böyle devam edecek yukarıya doğru. Onu ee, da şöyle yapayım. Onu da buradan böyle aşağı doğru getireyim. Şu şekilde. Sonra unutmadan hemen bunu çevirelim. Sonra kafam karışmasın. Şimdi. Buradan bu yol böyle aşağı doğru gelecek. Sonra bunu da buradan imha edeceğiz. Ay çok imha ettik ters oldu şunu da böyle yaptık. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu buradan getiriyorum. Buraya bağlıyorum. Hatta bir şey değil mi? Ben bu burayı 3 değil de daha fazla şerit yapayım. Burası buranın düz yoluydu. Burada bütün toplu taşıma hattı dö döneceği için burası büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe diğer araçları da buraya ilave edeceğiz arkadaşlar. 3 şerit yetmez. Kesinlikle yetmez. Ben burayı 4 ya da 5, 5 yapayım ya. Tramvayı da belki içerisinden geçiririm. İşimiz belli olmaz. Bunu da böyle 5 şerit buraya böldük. Şöyle. Sağına soluna da güzel yollar da yaparız. Şimdi bu 5 şerit şeritli yol. Şöyle bir devam etsin. Buraya doğru. Burayı imha ediyorum. Ne oldu buraya? Abi 4'ü mü yaptım? 5'i yapacağım. Hayır o değil. 5'i yapacağım. Tamam. Orasında değerli arkadaşlar. Böyle arkaya doğru getiriyorum bunu. Ama şurada düz yapalım ya. Hatta düz de olmuyormuş gerçi. Düzde sıkıntı olur. İşte bunu bu, bu ilk var ya. Gözü hitap edecek tasarım oturtmak çok zor. Şurayı iptal ederim. Şurası olmadı. Burayı da böyle yay gibi yapmam lazım. Çok hafif ama o başta açısını öyle verdiğim için şöyle oluyor. Bakayım bir. Şöyle kameradan bakalım. Tamam oluyor. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Biraz daha ileri gelecek. Sonrasında bunu şöyle biraz çevireceğiz içeriye doğru. Hatta var ya burayı önce böyle yapayım. Şu şekilde. Tamam şimdi bağlaması daha kolay olacak. Lan kardeşim. <laughs> Allah Allah. Bağlansana ya. Bunu buradan buraya böyle içeriye doğru döndüreceğim. Ama şunu imha etmem lazım. Şöyle. Tamamdır. Bunları da imha etmem lazım. Değerli arkadaşlar. Son olarak da bu. Ha, işte bu. Gerçekten şık oldu en sonunda. Biraz deneme yanılmayla. Burası böyle olacak ilk etapta. Sonra bunu buraya bağlayacağız. Bunu da buraya bağlayacağız. Evet. İşte bizim toplu taşıma merkezimiz burada arkadaşlar. Bunun içerisinde barınacak. Buradan etrafa bunların hepsini yayacağız. Şimdi bir sonraki aşama öncelikle otobüs bölgeleri. Sol köşede bir adet, sağ köşede bir adet olmak üzere ...iki ayrı otobüs hattımız olacak. Otobüs hattımızı tek şeritli yoldan yapıp... ...üzerine şey çekebilirim. E, otobüslerin bölgelerini ayırabilirim. Şöyle içeriye doğru yolu ayırdım. Şimdi arkadaşlar... E, ...şuradan bir yerden girip buradan çıkması lazım mantıken. Böyle yapalım. Yine böyle yapalım. Arada biraz boşluk olsun durak vesaire... E, ...ve diğer süslemeler için... Ondan sonra biraz daha ileriye doğru gelsin. 1, 2, 3 kare boşluğumuz var. Yine aynı şekilde bunu da şöyle bırakayım. Hatta bunu da buradan şöyle yıkacağım. Tamam. Bunların son haline şimdi karar veremedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak da şu. Bunu da yaptığım zaman bu iş biter arkadaşlar. Yalnız bunu neyse niye direkt yanından almadıysam. Hocam şimdi Buradan aşağı, buradan aşağı, buradan aşağı, buradan aşağı devam ediyor. E, ee, şu ortadaki yolda iptal edeceğiz komple. Şu şekilde. Ondan sonra buraya otobüs duraklarını koyacağız buralara. Ve buradan bağlantılar alacağız içeri doğru sürekli. Şu aradaki yere otobüs izlenimi vermesi için şöyle 10 metre yükseklikte arkadaşlar. Heh, bundan çekeceğim. Bu tamamıyla dekoratif amaçlı olacak. Şöyle ve son olarak da böyle. Heh. Yani burada bir otobüs hissiyatı uyandırıyoruz. Otobüs hattı hissiyatı uyandıracağız. E şu araçları bir kaldırayım. Şeyleri, ağaçları pardon araç değil. Öyle bunları bir kaldıralım. Kafamıza göre sonra dilediğimiz gibi şey yaparız. Bunları yerleştiririz. E şimdilik burası olsun. Şu diğer hattı sonraya bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir de suyumu içeyim. Arkadaşlar bir sonraki aşamada bu yolların şu ara bağlantıları Bunlar olacak. Şöyle iki taraftan da. Bunu tam yakalayamadım. Heh. Buradan da yolcular istedikleri otobüs hatları arasında değişiklik yapabilecekler. Koridorumuz uzun bir koridor olduğu için her yol üzerinde iki durak yapmayı düşünüyorum ben. Aa şimdi bu sıkıntı ama ya. Tam 90 dereceyle alır mı burayı? Böyle. Nasıl 90 oğlum bu ya? Neyse göz kararı yapayım. Aşağı yukarı şöyle falan herhalde. Tamam. Şimdi bunların hepsini aşağıdaki yola bağlıyorum abi. Böyle getiriyorum. Böyle bir Ondan sonra şöyle 2, şöyle 3 ve son olarak da şöyle 4. Tamam. Burada Y geçidi transferi olmayacak arkadaşlar. Trafik yapar diye bunların hepsini kapatıyoruz. Bunların hepsini yine... Aa, şuralarda olacak. Şunlar ol olacak kesinlikle. Şuradan böyle geçecekler karşıya. Hatta buraları da yaya geçidi yapacağım ben muhtemelen. Yapa yapabiliyor muyum oraya? Yapamıyorum. Keşke en başta yapsaydım ya. Şuradan mesela. Buradan. Buraya. Heh. Bunlar olsun. Çünkü zaten otobüsler sürekli burada bulunmayacağı için... ...rahat rahat insanlar buradan karşıya geçsin. Buradan da geçebilirler. Şimdi... Ee, ...bu yolun girişlerini ayarlayacağız şöyle buraları da ayarlayayım. Aslında kavisli yapacaktım ama kavisli de hoş olmayabilir. Çünkü hepsi hepsinin arasındaki mesafe aynı değil. Değerli arkadaşlar. Otobüste başlayalım bakalım. ondan sonra hemen metroyu düzelteceğim. İkinci sırada metro gelecek. Tramvayı da sonraki bir bölümlerde yaparız. Belki onu birazcık sal sallayabilirim de aynı şeylerle uğraşınca benim de psikolojim artık dayanmıyor arkadaşlar. Tamam bu da böyle olacak. Şimdi buranın içerisine sivil araç girmesini tabi istemiyoruz. Ayrıca yolun şeyleri var. Eksikleri var onu da yapalım. Birincisi bu. ikincisi bu. Eyvahlar olsun. Bura olmadı. Burada sıkıntımız yok. Şu, bu da olmadı. E o zaman bunu mu iptal edeceğim? Ben oradaki yaya geçirdim mi iptal edeyim? Heh. Tamam yaya geçirdim iptal edince çözülüyor. Keşke yıkmasaydım. Bir de ben burayı iki şeride çıkarayım arkadaşlar ya bu bölgeyi. Ama iki şeride de iki tane otobüs koyamıyorsun işte. İki, i̇ki, tane otobüs yolu update edemiyorsun. Bir tane koyabiliyorsun sadece. Sivil araç girerse işler bozulur taksi maksi. Trafik yapar. Tamamdır arkadaşlar bu bölgede böylece tamamlanmış oldu. Aslında şunu yapabiliriz. Üst geçitlerle birbirlerine bunların hepsini ortadan bağlayabilirim. Terminal gibi olur o zaman. Şöyle. Bakın Evet gerçekten de terminal gibi oluyor lan arkadaşlar ortası göz kararı şura gibi şu şekilde tamam mı bunları da mesela şuralara falan indirebilirim ya da dediğim gibi sadece dekoratif amaçlı da kullanabiliriz burayı çok önemli değil burası duruma göre bakarız ama boş kalmasın diye muhtemelen şunları şöyle indireceğim şöyle arkadaşlar. En azından geniş yerlerde üst geçide kullanma şansları olsun vatandaşın. Nasıl eğim çok dik lan? Nasıl dik olabilir ya? 500 metre mesafe var. Ha, buradaki yol 10 metre olduğu için öyle. Bunların hepsinin yüksekliğini 6 bıçağa düşürürsem o zaman olur. Tamam, bunu sonra yapacağımız zaman şimdilik böyle iptal ediyorum. Arkadaşlar, böyle iptal ediyorum. Ortadan yapacağız zaten. Şu diğer yapacağımız şeyleri yapalım. Şimdi iki şeritli gidiş yolu istiyoruz. Şöyle. Buraya bir de daha durak da koyacağız. Üç şeritli de aynı oluyor mu? Ha, üç şeritli de şeritleri daraltıyor biraz. Şunda nasıl oluyor peki? Şu en kısa da. Yok bu çok büyük abi bu gereksiz büyük. İkiden, i̇kiden devam edelim. Üç de değil arkadaşlar iki. Böyle iki iki. Burası da iki. Şimdi otobüs. Otobüs yolu. Bu giriş geliş. Biz sadece gidiş kullanacağız. Yok arkadaşlar. ikincisi hiçbir şekilde koyulmuyor. Keşke koysa. Neyse böyle olsun. En azından sağ şeridi boşaltalım. Ya iki de ne istiyorum biliyor musun? Atıyorum burada ben 17 numarayı çalıştıracağım. Burada 18. Yani iki otobüs biri burada beklerken yolcu alıp verirken diğeri onu beklemesin. Devam etsin. Sol şeritten devam edip buraya girsin istiyorum. Bu her yaya geçidinde bir durak olacak. Her yaya geçidinin arkasında. Önünde değil arkasında. Şurada. Mesela burada. Ona göre ya da içinde bilmiyorum duruma göre karar vereceğiz. Şu üst geçitleri geri yapalım. Arkadaşlar tekli modda 3.75 6.25'e kadar buraya kaldırıyoruz. Bu şekilde tam bittiği yerden diğer bittiği bölgeye kadar. ne buradan buraya bunu da aldım. Buradan buraya bunu da aldım. Onun dışında şimdi ortadan birbirlerine bağlayacağız. Evet ortadan bağlanmıyor. Yol olduğu için geçmiyor. Yükseklikten mi kurtaramıyoruz? Kaç geçiyor ki acaba? 7.5 geçiyor. Tamam. Hadi bakalım şimdi olacak mı? Evet şimdi oluyor ama yumuk ol olmasın. Daha fazla yıkmayalım yeter artık. Burada buna bağlanmadı. Tamam 90 derece, 90 derece ve 90 derece. Okey. Ee, burada böyle bağlantılar var da şu bağlantıyı yıkacağım açıkçası. Onda bir işimiz yok. Evet değerli arkadaşlar şimdi... Böyle 0 metrede şuraya kadar gelebiliyor. Aynı şekilde böyle de bu da aynı. Bu da aynı. Şimdi buraya tabii sığmayacak buraya. O yüzden burayı yapmayacağım. Ama şunu yapabilirim burada da. Mesela şuraya kadar gelip şöyle buradan geliyoruz ya. Bunu işte atıyorum 3.75 yaptım. Buradan da bunu buraya bağlayabilirim. Ve sığmadı 3.75. 5 yapacağız arkadaşlar. Şöyle bunu buradan buraya kadar şöyle 5 yaptım. Buradan buraya şimdi çok daha rahat bir şekilde bağlanıyor. Böyle biraz da gerçekçi oldu aslında. Olur. <laughs> olur. Vallahi güzel olur. Burada da yapabilirsem harika olur. O zaman yaya geçitlerini komple kaldırırım ortadaki. 5 olmadı. 3.75. Dur bir dakika. Tamam buradan da buraya çıkışta işte. bir, bir kademe de burası. Sonra da burası. Tamam. Çok hoş oldu. Şimdi oldu işte. Burada da aynısını tekrar uygulayacağım. Yaya geçidi. Bunlar arkadaşlar hassas detaylar ama. Çok şık ya. Çok güzel duruyor. Oğlum aynısı oldu lan. Ölçüden dolayı galiba. Bak şimdi. he İstediğimiz bu. Her yerde yaya geçerken yüksele yüksele gidecek burası. Hatta arazide biraz eğimliymiş. Güzel durdu. Tamam. Bunları yollara direkt bağladık zaten. Buralarda tamamdır. Bunları direkt aşağı doğru bağlayacağız. Yaya geçitlerini kaldıracağız. Ama şimdilik dursun. E, durakları koyacağımız yerleri unutmayalım. Sonra ilerleyen süreçte kaldırırız bunları. Şimdi sıfırda bu da sığmıyor. Aynısını buraya da yapalım. Şöyle arkadaşlar 3.75 5 ve sonra burası. Aynen böyle. Aynı hizaya da geldi zaten. Hatta soldakilerin hepsini aynı yapayım. Bence sağ, sağ solu da buraları da aynı yapayım. Gelsin hocam hızlandırma. şimdi değerli arkadaşlar otobüs depomuz hatırlıyorsanız şu yukarı kısımdaydı buradaydı. Otobüs deposunu imha ediyorum. Direkt buraya buranın şekline göre bir otobüs deposu ayarlayacağım. Şimdi otobüs depomuz hemen şu binaların birazcık ilerisinde şurada ortalama sanıyorum ki şu yükseklikte falan olmalı. Burayı iptal ediyorum. Yine burayı da buradan buraya doğru arkadaşlar şöyle güzelce Bağlayacağım ama sanki yamuk oluyor gibi hissediyorum ya. Bir şeyden dolayı ya yani neyden dolayı bilmiyorum. Tamamıyla öyle de sanıyor olabilirim. Evet öyle sanıyormuşum. Otobüs depomuz bu bölgede olacak. Tabi bu bölge sadece otobüslere özel bir bölge olacağı için sağa sola gidiş yapab yapabilecek otobüslerimiz. E, çıktığı zaman sağda da sola da yani nereye gidecekse oraya e, hareket edebilecek istiyoruz. Sonrasında e, şu yaya geçidini yine bırakalım. Evet bırakalım. Y geçidi olsun. Şunu iptal edelim. Şu dura bırakalım. Evet burada da depomuz. Şimdi otobüslerimiz. Ee, otobüs depomuz şu şekilde. Nispeten daha iyi. Sonrasında elektrikli araçlar istiyoruz buranın içerisinde. İşte buranın tek dezavantajı arkadaşlar. Maalesef e, ikinci şeyi koyamıyorum. İkinci depoyu koyamıyorum buraya. Şurada bir taksi deposu yaparım muhtemelen ilerleyen süreçte. Tamam burası böyle kalsın. Depomuz burada çalışacak arkadaşlar. Hemen çalışanlar almaya başladık. Bu bölgede de duraklarımız olacak. İsterseniz ilk durakları bir yapalım. Şöyle. Otobüs duraklarımız. iki tane koyacağız. he. Şimdi bunu buraya koyarsam şöyle. ikinci durağı da buraya koyuyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Tamam bu şekilde yapıyoruz o zaman. Şöyle değerli arkadaşlar. Öyle. Şu tarafına da yine galiba şey yapabiliyorum. Yanlış görmüyorsam eğer. Evet buraya da yapabiliyorum. Belki ilerleyen süreçte gerekebilir. Ee, he, bunu bu tarafta olsa bile sol şeritten algılıyor arkadaşlar. Soldan sağa geliş olarak algılıyor. Ters yön yapıyor. Peki. Abi iyi fena değil. 2, 4, 6, 8 tane durağımız var. Bence Allah bereket versin. Artı bir tane de şuraya koyabilirim mesela. Burada da yine aynı şekilde bu uygulamayı yaparız. Şöyle. Ama bunun işte karşısına koyuyor, sola koymuyor. Böyle olunca da bizim işimize gelmez. Böyle olduğu zaman. Gelir mi? Bence gelmez. Ama baktık yetmiyor. Bunu koyup işte şurayı uzatıp buraya doğru bu uygulamayı yapabiliriz. Tamam, şunu şimdilik geri kaldırıyorum. Şekli bozmayalım. Çok da güzel olacak gibi. Otobüs duraklarımızı koyduk. Burası bir merkeze dönüşecek demiştik. İlk otobüs durağımız arkadaşlar ofis bölgesine dönecek şekilde olmalı. Hemen otobüs duraklarımızı buradan getirdik. Mesela buradan geliyor. Buradan buraya gidiyor. Hmm. Bu otobüs durağı bölgesinin otobana hızlı bir şekilde bağlanması gerek. Şuradan falan. Bilmiyorum artık nereden yaparız. Bilmiyorum. Neyse şuradan girdiğini hayal edeceğim. Buradan girdik. Şurayı dolaştık. Buradan geri içeri geliyoruz. Süper. Buradan içeri doğru giriyoruz. Bir durak burada yaptık. Bir durak hemen ofis bölgesinde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar içeri girdik. İşte bura birazcık nanay. Buralara falan gelmemiz gerekiyor. Buradan da karşı şehre geri gidiyoruz. Yani al caddeye girme olayı çok olmuyor. Şuradan var ya şu şuralara falan girebilsem şu bölgeleri ama ortada gitmem lazım. Şurada da otoban var aslında. Otobandan geri çıkabilirim şöyle. Ofisten aldık. Buraya bıraktık yolcuları. Şuradan bir acaba tali yol çıksam. Böyle buradan buraya çevirsem. Dur bakalım. Biz nereye kadar geldik en son buraya? Abi buradan alt sokağa girdirebilsem var ya. Ama işte burası dar bir bölge arkadaşlar. Girmiyor ki. Neyse. Neyse abi. Geldik buradan. Üst caddeye geri yolcuyu bıraktık. Şuradan ana yola çıkıyor ya. Buradan da buraya geliyor otobüs şey tekrardan bu bölgeye buradan geldiğimiz yerin tam karşısından olacak şekilde çıkıyoruz buradan geri buraya geliyoruz İlk attığımız bu şimdi bizim yapacağımız şey bu yolu otobana bir şekilde bağlamak ee, şu yolu da bir yine trafik ışıklarını kapatayım arkadaşlar burada da bir, burada da bir aslında burada da gerek yok ya trafik ışığına devam edebiliyoruz yani her türlü. İşte bu <laughs> burası sıkıntı. Ta otobana nereden geliyor ya? Bu, buradan otobana direkt giriş bile yok. Bak ta buralara kadar gelmem gerek. Şuradan bir ara yol çıkartacağım. Şunun altından da çıkarabilirim. E, ee, bunun altından çıkarayım ya. Bölgenin altından. Şuradan devam edelim. Böyle yapayım. Şimdi iki şeritli yol ile burayı böyle bölersem. Bunun sağını ve solunu da 3 şeritliye geniş, 4'e genişletirsem şuraları. Çok mu geniş oluyor? Çok geniş oluyor ya. minikçe bir genişletme istiyorum. Yani şuradan aşağı yukarı şuraya kadar. Buraları dört yapıyoruz. Şöyle bir, şöyle iki. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Tamam. Heh. Böyle olunca arkadaşlar şu şeyler kullanmıyor burayı. Yani bu, bu şeride girmiyorlar genelde. Dönmeyecek olanlar. Bunu böyle bir gel geçir yaptım ama. <laughs> ...vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Halledeceğiz. Bakacağız. Buraya kadar düz. Buradan sonra yine böyle düz devam ediyoruz. Şöyle devam edemiyoruz çünkü her tarafa dönüyor. Şöyle de burası. Şimdi hocam. Burayı yine kapatıyorum. Şöyle bir ara yolumuz var. Buradan otobana bağladık. Şuradan bir yerden de şuraya bağlamak lazım bu otobanlara. Onu sonra düşüneceğim. Şimdi ilk otobüsü bir yollayalım. Yani bir teyit edelim. Bir numara hocam. Buradan başladık. Birinci. Hatta şuradan önden başlayalım. Önden başladık. Şuraya geldik. Nereden geliyor? Muhtemelen bizim yoldan gelecek. Aynen otobandan çıktı buraya dolaştı buradan buraya geldi. Ya da ya da evet ikinci bir seçenek şuradan şuraya da yaparız. Ama onu kesin yaparım ben zaten. Tamam. Hatta yapalım birazdan. Buraya geldik arkadaşlar. Buradan buraya geldik. Buradan buraya geldik. Şimdi farklı otobüsler olacağı için her tarafı dolaşacak bu otobüslerimiz. O yüzden çok dert etmiyorum. Öyleydi böyleydi şöyleydi diye. Gelişi nereden acaba? Gelişi ta buralara gidiyor. Buradan geri dönüyor. İşte bu yaşanmasın diye şimdi buradan aşağı yol alacağım. Otobüsler numaralarını da vereyim. Otobüs hattı bir, bir numara. Eee ofis kent diyeceğim. Ofis kent şöyle. Arkadaşlar aynı şekilde az önceki taktikle. Hızlı olması açısından yapıyorum bu şeyi uygulamayı. Eker teker özenirsek aşırı derecede zaman alır. Siz de yorulursunuz. Ben zaten ben biterim yani öyle bir şey olursa. Bunu da buradan buraya bağlıyorum bu şekilde. Yalnız burada şunu yapalım şu uygulamayı. Diğer tarafta da belki yaparım onu iptal edip. Bunu iptal ediyorum. Şimdi değerli dostlar buradan içeri girecek şeridi böyle. Buradan da dışarı çıkacak şeridi yine tersten yapalım da. Buradan da böyle. Tamamdır. Trafik lambalarını kaldırıyorum. Yaya geçitlerini başta ve sonda birer tane kalsın. Şuraları yine kaldırıyorum arkadaşlar. Kırmızı ışığımız var kaldır. Pardon yaya geçitini koy. Kırmızı ışığı kaldır. He kalkmıyor. Hiçbir şekilde kalkmıyor. anaş ile kalkıyor mu? Yok anaşi ile bile kalkmıyor. Tamam beklesinler o zaman az bir şey ya. Bir şeycik olmaz. Ee, şurayı da aynı şekilde yapalım. Bence güzel durdu. Şöyle az bir şey Buraya da bölüyorum hmm. Bunun böyle olacağını tahmin ediyordum aslında da Neyse Bunu da şöyle bağlayayım arkadaşlar Şimdi sen içeri doğru gelirsen düzeleceksin Sen dışarı doğru gidiyorsun Sen burada iki şeritsin eskisi gibi Sen burada üç şeritsin Ama şur şuradan itibaren Yani böyle minik bir yolun olacak senin Bu şekilde Aslında şuraya da üç yapıp Onu direkt alt yola kaydırabilirim Şuradaki bağlantıyı yani bunun içine daha iyi olur. Hatta buradan getirelim de daha garanti olsun. Şöyle arkadaşlar. Bunu da içeri doğru kaydırdık mı? Tamam bu içeri de burası kullanmış olacak. Buradan da direkt girişimiz olacak. Bu daha iyi oldu değil mi diğer tarafa göre? Bence daha iyi oldu. Bunlar ne? Tabelalar. Aaa çok iyi. <laughs> Sakın diye bak U dönüşü atma. Sakın U dönüşü atma. Ondan sonra buraya giriş Wrong way yanlış ol. Buraya gidiş yok. Vay çok iyi. Baya iyi bu arada ya. Çok güzel maşallah. Tam otobüsümüz yola çıkmaya başladı. Arkadaşlar sıfır yolcuyla gidiyor. Otobüslerimizin fiyatını insanları alıştırana kadar ...bir euro olarak belirleyeceğim. Bu çok içime sinmedi bu bölge ya. Ama yani yolu öyle bir tasarlamışım ki. Bak şöyle bir şey yapabilirim aslında. Buradan geldi, buraya geldi, buraya geldi. Şurada durdurup, buradan buraya çıkarıp, buradan terim masalına döner oda ya. Ama yapacağım. Geldi otobüs Durağımız Anarşi açıyorum mecburen. İki adet. Yok, buradan böyle geldik. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz buraya arkadaşlar. Anarşiyi kapatalım. Burada durduk. Burada durduk. Şurada tekrar durduk. Sonra devam edeceğiz. Yani burada bizim değişen şeyimiz ne olacak arkadaşlar? Şuradan yukarı doğru gidiyorduk ya. Abi bunu, bunu, bu hattı komple sileceğim ya. Ofis kent. Şunun ismini kopyala da sil. Şimdi biraz daha kapsayıcı olmadı mı? Alt caddeden geldi. Yolcularını aldı verdi. Şuradan içeriden iki tur attı. Buraya geldi. Buradan tekrardan eski yoluna geri dönüyor. Şu şekilde. Buradan daha devam edemem. Çünkü buradan giriş yaptıramayız. O yüzden şöyle diyorum bakalım buraya gel tamamla diyorum hattı. Aynen bu yeni yaptığımız yoldan galiba tamamlıyor. Bakayım bir. Evet öyle arkadaşlar. Tamam. Şimdi adını gene aynısı yapacağım. Bir numara ofis kent. Hatta şöyle yapalım. Bir numara değil de no iki nokta bir deyip. Şöyle ofis kent yapabilirim. Böyle daha böyle düzenli duracak gibi. Tamam 7 otobüsümüz çalışıyor. Fiyatlarını gene 1 euro yapıyorum. Değerli arkadaşlar. Nasıl oldu hocam? Şöyle bir daha bakalım. Ha, biraz daha içime sindi. Şimdi iki numara ofis kentten şu bölgeye gidecek. Yalnız burada da o kadar çok durak var ki arkadaşlar. Bunları şimdi yeni düzene göre baştan koyacağız. Ben bunları iptal ediyorum. Hatta burada bir hızlandırma yapıyorum. Değerli arkadaşlar. Bunları geri koyacağım da fazlasını yıkmak için hepsini yıkıyorum abi. Ne yaptın ya? Gerçekten mi? Arkadaşlar 2 numarayı da tamamlıyorum. Hemen onu da yazıyorum. No 2. Değerli arkadaşlar. Ulan hepsini sildik. No 2. Şöyle şurayı kopyalayayım da. Şimdi burası da eski kent. Değerli arkadaşlar eski kent sahil yolu diyeyim. Sahil yolu. Bunları yazalım unutmayalım çünkü. Bunun da fiyatını yine düşüreceğim değerli arkadaşlar. Aa kullanımı %33 diyor lan değerli dostlar. Bilet fiyatımız gene 1 euro. Gördünüz mü bunu? Tek otobüs olduğu için de olabilir tabi. %35 civarı bir kullanımımız var 1 euro ile birlikte. Şimdi buradan geldi değerli dostlar. Buradan ilk durak yapıyor kendisi şu bölgede. İlk durağı burası merkezden çıktıktan sonra. Bu yol boyunca yolcularını alıyor bırakıyor. Buradan geri buraya geliyor. Sahil yolundan dönüşünü yapıyor ve buradan tekrardan merkez istasyonuna dönüyor. Yol bağlantıları geliştikçe otobüslerin aradaki ulaşım süresi netleşecek değerli arkadaşlar. Şimdilik böyle bırakıyorum burayı. Ya şurayı da Burada boş yer kalmış. Uzaktan bakınca hoş durmuyor. Buraya da isterseniz şöyle 3-5 tane ağaçla falan dolduru vereyim hemen hızlıca. Ya yani şimdi düzenli uğraşamıyorum ama en azından boşta kalmasın açıkçası. Öyle arkadaşlar. Dedin ağaçlarıydı. Cartcı çırptı bunları ekleyelim. Bunlar iyi iyi duruyor yani. Ben beğeniyorum açıkçası. Buraları böyle tertemiz yap. He. Diğer taraflara çok özendik de burası biraz aceleye geldi. Alan problemimiz vardı. Baksanıza. Yığmışım üst Sevmiyorum bunu ya. yani bu oyun olduğu çok belli. Gerçek şey tasarım bu. Bence. <laughs> şimdi hocam. ikinci e, hattımız da faaliyete geçti. Yalnız burada bir şey yapacaktım ben. Ha tamam. Hatırladım şimdi. Az önce fark ettim. Buradan geldikten sonra burada hiç durak koymamışız. Bunu da şöyle şimdi. Arkadaşlar buraya da bir girdireceğim yani. Şöyle. Belki de bir tane daha ilave araç çalışabilir. Hocam şimdi bir diğer otobüs numaramız olacak. Bak bunu buradan buraya getirip bağladık mı direkt şu gereksiz yolu dolaşmamış oluyor ilerleyen süreçte tabii. Yine burayı kullanıyorlar. Bakalım burada insanlar... Ooo bu ne? Vay canına. Çok iyi. Çok iyi. Yani buraya bu arada par, araç park etmeniz de gerçekten sıra dışı bir durum. Sizin aracınızı park edeceğiniz yer neresi biliyor musunuz? İşte şurası ben bunu ücretsiz yapacağım bu otoparkı. Bunu acaba şöyle koysam yolu yakalıyor mudur? Şöyle. Yani ah be yakalamıyor. Onun yerine bu da çok büyük. Tamam şöyle yapacağım. Şimdilik o oradaki parklar dursun. Şuralara bir yerlere. Araçların da kullanabileceği bir yola büyük devasa bir otopark yapacağım arkadaşlar. İkinci numaramız da gelmeye başladı. Bakın aktarma yapıyorlar oradan oraya görüyor musunuz? İşte bu işte bu. İstediğimiz şey işte bu arkadaşlar mükemmel. Hemen üçüncü hattımızı çizelim, bunu beraber yapalım isterseniz. Şimdi ortadan geçen bir hat var ya değerli dostlar. Ortadan geçen. Bütün otobüsler buradan kalkmayacak bu arada. Kendi içerisinde dönen rinklerimiz de olacak. Sürekli böyle daire çizen sonsuz. Şimdi ikinci hat buradan çıkabilir ana yoldan. Sadece sadece arkadaşlar şu yol ileriye dönük bir yol ama iki tane de temeli var. Tamam. Şunu yaparsam olur. Burayı kullanabilirim. Sahile çünkü araç indirmeye çalışacağım şimdi. Evet, şunu kapatalım trafik lambasını. Buradan gelen yol böyle şey araç bu aşağı sahile inip buradan böyle buralara kadar devam etsin istiyorum. Şimdi otobüsümüz buradan yola çıktı, geldi buraya kadar. Burada otobanda tabii ki yolcu indiremeyiz, saçma olur. Buradan böyle döndü. İşte burası. Buradan devam ediyor. Bir adet burada durdu. Aynı yerden gelmeyecek. Buradan böyle dönüp buradan gelecek. O yüzden karşısına durak koymadım. İkinci durağımız burası. Geldi üçüncü durağa. Belki şuraya bir şey yaparım diye bırakıyorum. Aynı durağı kullanmasınlar. Trafiği kitlemesinler. Buraya bırakıyorum. Hemen yanına yaya geçidi koyacağım. Karşıya geçiş için. Şöyle arkadaşlar. Çok mu sık oldu? Şunu iptal edebilirim sanki. Şu durağı kullanabilir miyiz acaba? Bilemedim ya. Aa buradan buraya geçiş yok. Burayı kullanacağız mecburen. Burada neyimiz vardı? Bizim lise meydanımız var. Hemen yanında bir durağımız olacak. Lisenin bir alt caddesi kolejde bir durağımız olacak. Ee, kolejden ilerliyoruz. Burada alışveriş merkezleri var. Buradan şuraya girdik arayola. Yine burada bir durak. Burada bir durak. Yani çok verimli olmayacak diğerleri gibi. Çünkü gidiş dönüşün yönü yok. Ama gene de işimize yarayacaktır. Son olarak arkadaşlar şurada yolcuyu bırakıyor. Şöyle. Buradan buraya doğru devam ediyor. Okey burada da birazcık trafiğimiz varmış bu arada şu bölgede. Otobana giden. Hmm. Bunu nasıl engelleriz? Nasıl engelleriz? Şöyle yapabilirim sanki arkadaşlar. Şu giriş kısmını iki şeride çevirerek. Tamam mı? Hem buranın hem buranın devam etmesini sağlayabilirim. Artı. Şurada yol kenarı araç parkını yasaklayarak hani burada da trafiğin sürekli devam etmesini sağlayabilirim. Evet. Böyle daha mantıklı Bu şekilde. Üst caddede gelişte böyle bir problem yok ama girişte ciddi problem vardı. Bir de şunlar karşıyı çok tıkıyorlar. Karşıya geçişi. Şuradaki yana geçişi eğer biz şöyle yapabilirsek. Tamam mı? Şimdi otobüsler de geçecek ya buradan. Benim de çabam o. Şöyle yapabilirsem eğer. Ne burayı da aynı şekilde şöyle arkadaşlar. Burada bir trafik lambasını engellersem. Buraya da trafik lambası koyarsam. Şimdi buradan da gelip sola dönüş dönmek isteyen olur mu bilmiyorum ama yasaklarsam onu da. Bir de şu yaya geçide katliamı var. Şunu kapat, bunu kapat. Bunu kapat. Bunu kesin kapat. Buradan ha bu buraları kullan dersem sanırım olur. Hadi bir hızlandır bakayım burayı. Şu sağ gidiş zaten beklemeyecek, sürekli devam edecek. Burası da beklemeyecek. Orası da kendi içinde devam ediyor. Tamam. Buraya açtık. Şimdi ben buradan otobüs geçireceğim arkadaşlar. Eğer bu otobüsü düzgün bir şekilde halletmezsek trafik gittikçe kilitlenir yani. Burada da karşıdan gelen ciddi bir yoğunluk var. Hemen buraya da bir yaya geçidi atalım. Otobanın önünü kapatmasınlar. Şöyle minikçe bir yaya geçidi. 0 metre. Buradan bu da buraya. Şöyle arkadaşlar. Nasıl bağlanmıyor ya? Gerçekten hayret ediyorum ya. Bunu anarşiyle bağlayacağım. Şöyle kapatıyorum tüm kuralları buraya kadar getiriyorum. Bağlar aslında istese ama işte illa arıza çıkartacak ya. Heh, bunu da buraya bağla. Tamam şimdi siz değerli hemşerilerim şurayı yasakladım. Üst caddeyi kullanın işte böyle. Tamam. Akşam trafiği geldi galiba arkadaşlar ya. Tamam. Şimdi buradan bak hala kullanıyorsun orayı ya. Ceza yazacaksın şunlara. Ya burayı kullansana ben bunu boşuna mı yaptım? Bak bu insanlar kullanıyor. Bunlar salak mı? Allah Allah. Hala buradan gelip buradan karşıya geçmeye çalışıyor ya. Aslında karşıya geçenler için acaba şuraya bir ara bağlantı atsam mı? T şeklinde. Şuradan arkadaşlar. Biraz yamuk olur ama bunu koyarsam. Neyse bura böyle iyi ya. Böyle idare edecektir. Devam ediyoruz. Otobüsümüz şuradan içeri girecek demiştik. Şunu kapatıyorum. Biraz daha geriye şuraya alıyorum. Ki buradan trafiği katletmesin. Tamam. Çekelim bakalım 3 numarayı. Bunun da rengi arkadaşlar yeşilim trak olsun. Aslında var ya aynı yere giden otobüslerin hepsini aynı renk yapacaksın. Aynı bölgede çalışan. Geldik buraya 3 numara için. Kardeşim benim. Bugün de senin için yakacağız. İlk durağın burasıydı değil mi? Yanlış mı yaptık? Aslında var ya. Şurayı da kullanabilirsin sen. Diğer, diğer, ile beraber ortak. Aynı bölgeye giden iki otobüs olursa yükleri de azalır. Buradan geliyoruz. Hayır dur yanlış yaptık. Dur bekle koyduk mu ilk durağı bu arada? Lan nerede burası? ha? Arkadaşlar bir numarayı koyduk. Geldik buradan tepeye. Yanlış yerden getirmişim ya. Unuttum orayı. Buradan buraya. Bir ye geçidi yapacağız şurada unutmayın. Şu durağı iki kişi kullanabilir mi demiştik. Kullansınlar dedik sonradan geri. Aradaki durağı iptal ettik. Buradan bu alt caddeye geçiyor. Buraya geçiyor. Şurayı kullanmasın. Bence orası zaten yoğun. buradan buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Buraya da geliyoruz. Ve buradan içeri gireceğiz şimdi. İçeri girdiğimizde otoban üzerinden sirkülasyonumuzu tamamlayıp rotayı tamamlıyoruz. 3 numara arkadaşlar. Eski Koreş. 3 numara. Şöyle geldik buraya. %65 yoğunluğu var kırmızı hattın. Otobüs, elektrikli otobüs. Bilet fiyatı 1 lira. Ee, hat numarası. Heh. No 3. Arkadaşlar. Eski kent. Eski kent. Slash kolej. Tamamdır. Hocam. Hocam nasılsınız hocam? Birazcık yoğunluk var sanki hocam burada. Ne dersiniz? Sanki bir tık. <laughs> bir tek insanlar fazla rağbet gösterdi gibi bizim beklediğimizden. Kırmızı otobüs çok yoğun çalışıyor arkadaşlar. %70 dolulukla çalışıyor. Buraya 2 adet otobüsü ekledim ama çok abartmayayım. Çünkü şu yeşille birlikte aynı bölgeye gitmek isteyen diğer vatandaşlar da bu yeşili kullanacak. Şu aradaki ye geçitlerini iptal etmeyeceğim ya kullansınlar. Yani illa üstü kullanmak zorunda değiller. Ha ileride 500 tane otobüs geçer. O zaman işler değişir. Hocam burası tamam. Burası tamam. Kaldı bu bölge. Ya bu bölgeyi de yoruldum ya. Bunu sonra yapayım. Şu metroyu bir halledelim. Metroyu. Metromuz tren değil metro. Tramvay da değil metro evet. Şimdi öncelikle yeraltı tünelleri. Ee, biz bunu ortadaki bölgelerden geçirmiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar. Böyle. Şimdi buraları... En son durağımız burası ya. Bunu buradan sonra imha ediyorum. Böyle. Tamam mıdır? Hatta buradan da böyle alıyorum. Şimdi bizim bunu şuna bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu alttaki durağı. Ama bu metronun bir kolu da şuraya gelecek. İnsanlar metro ile buraya gidebilecek. Buradan buraya gidebilecek. Bu birazcık yolu uzatacak şöyle. Ama olsun sorun değil. Bunu kesin yapacağım yani. Şimdi buradan buraya geldik. Hemen burada metro metro ile ilgili durağımızı da yapalım. Hatta metroyu direkt her caddede bir tane metro inşa edebilirim. Şöyle şeylerin arasına arkadaşlar. Neydi onun adı? İki otobüs durağının arasına koydum abi. Yapıştırdım metroyu. Tamam mı? Şimdi bu buradan. Şuradan bakalım daha iyi görünüyor öyle. Heh, buradan geldi. Şöyle indi. Buraya girdi. Buradan çıktı çıktı geldi Arkadaşlar. Ee, tarım bölgesinde durmasına gerek var mı Metronun Bence yok Direkt hızlıca şuraya ge gelelim Sanayi bölgesine gelelim Sanayide önce ilk etap ee, Alt caddede dursun Altı biraz daha düz Buradan böyle döndü 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 Şuraya bir yere gelsin Şuralara bir yerlere Yıkmadan kimseyi ellemeden Göremiyorum tabi Geçidi varmış orada Şurada yok ben bu yaya geçirin iptal etsem ne olur ki? İşte bir şey olmaz bence. Bunu da iptal edelim. İkincisi buraya geliyor. Ondan sonra tekrardan buradan dolaşıp şuraya devam ediyor. Tamam onu da yapalım. Şimdi arkadaşlar. Eksi 20 burayı tutmuyor herhalde. 25 mi? Aa tutuyormuş. 25 olacak diye hatırladım bir an. 180 derece geldik. Dönüşümüzü sağladık. Şöyle güzelce. Buradan bakım istasyonunun önünden hemen geçiyoruz. Yine biraz daha düz. Devam ediyoruz şöyle. Ve son olarak buradan da şöyle 180 olsun da. Çok önemli değil aslında, görünmüyor yerin altında da gene de dikkat etmeye çalışıyorum. Elden geldiğince. Kaç metre oğlum burası niye bağlanmıyor lan? Arkadaşlar bunu buradan alalım daha iyi olacak. Lan hadi bağlan be. Ya burası var ya kesin 15 herhalde. Aynen bak 15 ben size de dedim. Arazinin eğimine göre şey değişir mi ya? Bir adamın ölçüsü değişir mi ya? Buradan böyle döndü geldi. Bekleme istasyonundaki insanları bıraktı ya da aldı. Hemen yolun altından devam ediyor. Hatta direkt devam etsin gerçekten yolun altından. <laughs> devam ediyor. Buradan şu karşıdaki istasyona gireceğiz. Şöyle şuradaki tünelin alt geçidini de altından geçtik arkadaşlar. Bir adet olmadı. iki adet. Niye olmuyor ya? Şuradan geçebiliyor muyum? Ögeler çakışıyor diyor. Nasıl ya? Oğlum ben alttayım alttayım. Ben yolun altındayım ha. Şeyin üstünde değilim yani. Nasıl çakışabilirsin sen orayla? Aşağı indirsem? Yok abi burası bozuk ya. Anarşi kullanmışız herhalde orada. Şimdi arkadaşlar kapattım anarşiyi. He dur bir dakika. İyi ki bu arada <laughs> görmüşüz. Şurada bir tane daha bizim yolumuz var. Ama bu yolun da böyle iptal edilip üstten geçmesi lazım. O yüzden ben burayı da iptal ediyorum. Dur. Yık abi burayı da. Heh. Bu da diğer tarafa doğru geçer. Öyle yaparız. Şimdi biz neredeydik? Buradaydık hocam. Buradan hemen hızlıca devam edelim. Hala çakılıyor ya. Tamam bağladık abi seni. Böyle bıraktım. Ve buraya bağladım. Tamam. Şimdi sen usta yukarıdaki istasyona gireceksin. Şuraya kadar düz bağlanırsan eğer. Buradan sonra direkt seni kavisle buraya yapıştırırım ben. Tamam direkt 180 dereceyle. Şuna artık ihtiyacımız kalmadı. Ve şuna da kalmadı. Bunları yenileyeceğiz. Şehrin gidişatına göre. Şurada dursun da ne yapacağımızı göreyim. Bu yeni Metro istasyonu değerli arkadaşlar, şöyle hatta düz gelsin, tüm düz gelsin ilerleyen şeylerde belki farklı şeylerde inşa ederiz belli olmaz işimiz. Buradan buraya geliyor ve şuraya da bağlanıyor. uy Tamam. Şimdi arkadaşlar başlatıyorum metroyu. Güzel fikirler vardı bu arada. Yani birebir aynısını yapabileceğim bir durum yok maalesef ama elimden geleni yapıyorum arkadaşlar benzer benzetmekle alakalı. Peki bu <laughs> metronun ilk durağı neresiydi? Şurası mıydı? Sanki burasıydı gibi. Şimdi bir. Metro buradan geçiyor. Buradan geliyor. Buradan geçiyor. Buradan. Buraya yine devam ediyor. Abi niye bunu buraya girdirmişim ki ben? Bir dakika ya. Yanlış yerden başlamışız. Soldan başlayacağız. Böyle. Keşke var ya. Bittiği yerde ayrı bir hat çekseydim ya yani düz düz buraya kadar gel geliyor ya bunun yerine mesela burada son durak atıyorum ya da şurada son durak buradan buraya bir tane sadece son durakta otobüs terminali arasında çalışan hat yapsaydım çok daha zekice olurdu. Bu biraz şey oldu yani nasıl desem ee, çok basit oldu doğru kelime bu hızlandırıyorum hocam. Değerli arkadaşlar ikinci bölgeyi de tamamladık böylece ve hemen şu metro istasyonumuzla ilgili bölgelere bir bakalım bakalım Tamam metodan da bayağı bir insanın gelmesini bekliyoruz hatta kullanan insan sayısı da bayağı fazla arkadaşlar şöyle metunun şeyini biletini yine 1 euro yapıyorum ücretsiz yapmayacağım ücretsiz olunca bakını çıkarıyorlar şu ikinci hattımızda yine 1 euro yapıyorum bilet fiyatlarını Buraları zaten bayağı yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Buralarda kendine gelmiş sanki yeni durakla birlikte. Bak burayı da fa bayağı fazla bir insan kullanıyor. Buraları da var. Aktarma istasyonu mantığımız güzel. İşe yarayacak. Çalışacak arkadaşlar. Şimdi. Dediğim o az önceki dediğim amatörlüğü yapmamak adına. Şimdi şuradan yeni bir hat çekeceğim arkadaşlar. Ama dur bunun da durağını ayrı yapalım ya. Aynı durağa girmesine bence gerek yok. O da şuraya girsin. Örneğin şu mesela yolun dibinde Diğer tarafta duruyor. Bunu ise şöyle. Bunun da az daha yaklaştır. Heh, bunu da buraya bırakmış olacağım. Şimdi arkadaşlar sen buradan geliyorsun. Galiba gene 25'e ineceğiz. Bağlayamadım. Abi illa 25'e ineceksin ya. 25. 15 miydi burası lan? 15. Ha 15 aynen. Şimdi 20 yaptık geri. Bunu buradan getireceğiz. Şuradaki bölüme indireceğiz arkadaşlar. Ve düz bir şekilde geliyor aslında. Aa olmadı. Düz düz gelsin istiyorum ya. 180 derece. Heh. Bunlarla falan hiç çakışmak istemiyorum. Hiç de uğraşasım yok açıkçası. Böyle geldik. Yine burada biraz da buradan düz gelsin. Şunu da şuradan bağlayayım şöyle. Tamam. Buraya kadar getir. Ve son olarak buradan da şuna bağla. Bağlanmıyor. Şöyle bağla. Tamamız değil mi? Tamamız arkadaşlar. Şimdi buradaki mantığımız şu. Bu bölgeden mesela ikinci durağımız boş ya. Bunu da mesela birazcık daha böyle beyazımsı yapalım. Şu duraktan gelen yolcu buradaki merkez istasyonu aktarma istasyonuna gelebilecek. Buradan geri gidecek. Ya bir, ya bir tane iki tane metro çalışır herhalde burada. Onu da şöyle tamamlamış olayım. İşte dediğim şey burada da aynısını yapmaktı. Böyle hani böyle uzatmak değildi de böyleydi. Bu Bakalım bunu da illa kullanan olur herhalde ya. Evet şimdi ikinci metromuzun bir iki fiyatları yine bu aktarım olacağı için sıfır euro yapıyorum bunu. Baba kullanan olsun. Nasıl arkadaşlar? He? Bölge <laughs> çok iyi ya. Üsküpliler kullanmıyorlar arada yaya geçidi olduğu için tabi ister istemez. Bu otobüs gidecek mi? Gidecek yaya geçidini bekliyor. Ama artık şöyle yapalım şu araçları falan bir yasaklayım yavaştan. Şuradaki araçlarımızı kaldıralım. Bunları gitsinler başka yerlere koysunlar. Şöyle. Hı. Şu caddeyi de kapatıyorum. Araç istemiyoruz kardeşim burada ya. Şöyle. Ha. Onun dışında şimdi aradaki yaya geçitlerini de kaldıracağım. Üst geçitleri kullansınlar istiyorum. Göreyim istiyorum onu. Bunları. Zaten her tarafta üst geçitimiz var. Boşuna yapmadık onları. Kullanın kardeşim. Heh. Hemen üst tarafları da kullanın güzelce mis gibi. Jilet gibi. Biraz yorulacaklar ama arkadaşlar olsun ya yorulsunlar ya. İsteyen burayı da kullanabilir. Burası da yakın. İsteyen burayı da kullanabilir. Artık nereye geçmek istiyorsan yani tamamen tercih sana kalmış. Bunu kullanan var mı? Kullanmaya başladınız mı? Hatta bunun lokanta güncellemelerini de ekleyeyim şöyle konforunu. Tamam şu araları zaten cayı insan kullanıyor da bu uzak mesafe geçişleri sıkıntıydı. Bak şuradan koşarak geçiyorlar. <laughs> Zibidiler ya. Gene de var ya. Üst tarafı çok kullanmıyorlar. Halbuki kullanın yani. Ben size bunu boşuna yapmadım. Bunu takip edebiliyor muyum bu arada? Şöyle. Aa çok iyi. Arkadaşlar şöyle. Daha fazla yaklaşmıyor ama bu kadar takip edebiliyorum bu şekilde. Vay. Anam ya neler neler yaptık bu bölüm. Güzel oldu değil mi? Böyle uzaktan da bir göstereyim. Bunun aynısından şurada da olacak şehir büyüdükçe. Duraklarda olduğu zaman an otobüs hattı kaldı bir o da dediğim gibi yoruldum artık oralara yapasım gelmedi Sanayimiz var Sanayiye gidecek buraya gidecek 2 hat Buraya gidecek 3 at. şu an 3 hatlı gişim kaldı Bir buranın tamamı iki bu bölge 3 sanayi bölgesi Bir de Bunların dışında kendi iş Bölgesinde mesela şurayla şurayla arasında bir dönen Trafik şunun arasında Şöyle bir dönen trafik bölge arasında Tamam ondan sonra işimiz bitecek Burada bir kaza olmuş Abi dikkat etsenize ya. Belediye otobüsü kaza yaparsa bütün parasını biz sizden çıkartırız yani. Cık. Allah Allah bunu yapacak bir şey yok kardeşim. Şimdi değerli dostlar değerli hemşeriler şu bölgede bakın araçlar girmiş buraya park etmişler ya. Biz burayı otobüs yolunun dışında bir 3 şerit yola çıkarıyorum. Şöyle aşağı doğru. Tamam mıdır? Heh. Onun dışında bir de kocaman bir otopark koyuyorum. Açık olsun biz görelim istiyorum. Şöyle olabilir. En büyüğü bu galiba. Şöyle şehrin daha böyle baştaki kısmı. Bu arada büyük şehir olduk lan arkadaşlar. Neyse dursun. SC'ye basıyordum tam biliyor musunuz? Kapandı direkt. Yine sekreter artı taksi deposu. Ee, şu bölgede de taksi durağı olacak. Şu arada da. Bu arada yine bu arada. Böyle işte üç bölgede de taksi durağımız olacak. İnsanlar buralardan da taksiyle yolculuk yapabilecek arkadaşlar araçlar çıkmaya başladı zaten. Hani buraya taksiyle de ilgili insanlar gelsin istiyorum bu taksi deposuna. Normal drogları da kullansınlar istiyorum. Her şeyi kullansınlar istiyorum. Yani burası tam bir ulaşım toplu taşıma merkezi ulaşım merkezi olacağı için her türlü ulaşımı toplu taşımayı burada kullansınlar. Ee, burada hiç araç var mı? Hiç araç yok. Kimse gelmemiş buraya. Araçlarını falan park etmemişler. Tuhaf doğrusu. Şimdi şurayı şöyle birazcık şimdi doldurma zamanı geldi. Şu bölgeleri. Hatta biraz daha Şöyle fırçayı büyüteyim bölgeleri. Şöyle arkadaşlar. Yalnız 3 boy seçelim de. Sonrasında ağaçlar kuruduğu zaman hepsi birden kurumasın. Şu arayı komple şöyle dolduruyorum. Şu taksi bölgesine özel bir şey yapmayacağım. Burayı da böyle dolduruyorum arkadaşlar. Şimdilik yapmayacağım yani illa ileride bir şeyler yaparım da. Şimdilik böyle dursun. Şu diğer ağaçları da ilave yapayım aralara böyle ufak ufak. Evet, burası da böylece tamamlanmış bir bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Jillet gibi oldu maşallah. Nazar değmesin çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi hocam bizim toplu taşımadaki yolcumuz ne kadardır? 3965 tane şeyde var. Metroda var. Bu ne kadar çıkmıştı? 10 bin çıkmıştı. Otobüste otobüs hattımız daha az ama daha fazla yolcumuz var yine otobüslerde de. Takside de 2500 civarında bir yolcumuz var. Aylıkta turist olarak kullanan insan sayısını da görebiliyoruz. Daha fazla çekici şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar turisti çekmek için. Şöyle bir bakın bakalım nasıl oldu yorumlayın arkadaşlar bu bölgeleri. Şimdi son iki bölümde neler yaptık? Otobüs durağı merkezi yaptık. Bu otobüs durağı merkezinden sağa sola insanları götürdük. Buraya metro sistemi çektik. Ve buranın genel olarak görünümü tepeden şu şekilde. Doldura doldura yine yavaş yavaş ilerleyeceğiz acele etmeyin. Sonrasında geçen bölüm burayı komple revize ettik. Gerçekten büyük emek vardı o bölümde 2,5 saat...